gidelim artık, girmeyelim. Çok gülen çok ağlarmış annem öyle diyor. Hadi müzik dinleyelim. Tamam. Bizim şarkımızı açsana. Tamam açacağım. Bu şarkıyı çok seviyorum Tuğçe. Ben de çok seviyorum. İkimizin şarkısı. Hadi birbirimize güzel sözler söyleyelim. Önce ben mi başlayayım? Bir centilmeni var, gel. Görürsünüz siz. Allah Allah. Bütün yumara çevirelim. Yukarıdan bir şey mi düştü? Yoksa birbirine Tuğçe Çile'ye. Kimse bana bir şey yapmadı. Merak etmeyin. O ses de Çilek'in kocaman pabuçlarından geliyormuş demek. Ne oldu Çilek, ne bu neşe? Hiç. Onlara kızdığını mı söyledin? Yok. Yanlarına hiç gitmedim bile. Yüzümü yıkadım geldim. Öyle bir gittin ki ben de onlara bir şey yapacaksın sandım. İçimden bir ses bana bu kadar güldükleri için pişman olacaklar diyor. Ne de olsa gülmek kovuşta gelir başına demişler. Değil mi? Sen bugün işe mi gittin? Hayır, abime uğradım. Ne o öyle eski halin gibi, öyle baygın baygın bakışlar, bir havalar, bir şeyler. Ay bu kadar saat o şapşalın yanında mıydın? Yok, sonra da çıktım, biraz dolaştım. Gittim at yarışı, sayısal loto falan oynadım. Pardon ama bundan sonra size tek bir kelime bile hesap vermeyeceğim için çok seviniyorum. Yanılıyorsun damat bey. Kızımın kocası olduğun sürece attığın her adımı bir bir bileceğim. Duydun mu beni? Duydum. Dur dur gitme. Eda senin için bir sürpriz mi hazırlıyormuş? Bir şeyler mi giyecekmiş, neymiş? Ben seslenene kadar gelmesin dedi. Abla, hadi gidip ne yapıyorlar bakalım. Boş ver Çilek, hani onlarla uğraşmaktan vazgeçmiştin? Uğraşmayacağım, sadece ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Ayol ne yapacaklar? Her zamanki gibi şarkı dinleyip güzel güzel konuşuyorlar. Sen de mi kafayı dinliyorsun? Yok. Hadi abla gidip bakalım. Ay tamam tamam, hadi gel. Tuğçe. Biliyorsun değil mi? Seni çok seviyorum. Ben de seni. Üniversiteye giderken bile hala kız arkadaşım olmanı istiyorum. Ben de. Hatta sen askere giderken bile. Oh! Ne oldu Cem? Karnıma çok kötü bir ağrı girdi. Ay! Aynısı bana da oldu. Acaba mevzularım dokundu. Ay yok, bence Çile'ye güldük diye böyle oldu. Karnım çok kötü. Benim tuvalete gitmem lazım. Dur, önce ben gideyim, yoksa sana rezil olacağım. Olmaz, asıl ben gitmezsem sana rezil olacağım. Ya lütfen. Hayır de. Ya lütfen. Ya, çok kötü, karnım rezil olacağım. Ya sana. Benim de çok kötü. Asıl ben gitmem gerekiyor. İnanamıyorum, nasıl oldu bu? İkisinin de bağırsakları bozuldu. Oo, itişmekten tuvalete gidemeyip aynı benim gibi otlarına kaçacaklar. Tam da en romantik şeyleri konuşurken ne hale geldiler. Ne oluyor ya, ne gülüyorsunuz? Ne bu sesler? Galiba abimle Tuğçe cırcır oldular. Tuvalete girmek için yarışıyorlar. Yedikleri bir şey mi dokundu ki? Ne olduysa oldu. Birbirlerine karşı rezil oldular. Oh canıma değsin. Sen ne kadar temiz kalplisin Çilek. İçime doğdu. İkisi de günlerini görecek demiştin. Aa ben sıkıldım artık. Ne hazırlıymış bu, kaç saattir bitmiyor. Ay ne sabırsız adamsın. Sürpriz yapacak dedim ya kızım. Hazır olunca seslenecek. Tarık gelebilirsin aşkım. Ay.
Ayda, ne bu hal? Bir yere mi gidiyoruz? Yok, senin için giyindim. Niye? Ya son günlerde sen benimle eskisi gibi ilgilenmiyorsun. Ben de aşkımızın alevlenmeye ihtiyaç duyduğunu düşündüm. Hem bu aşkı çok başka boyutlara taşıyacak bir fikrim var. Tarık, birlikte bir bebek yapalım mı? Ne? Eda, biraz konuşabilir miyiz? Ayrılmak mı istiyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.